Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kabarsistant'la Nolan N87'yi karşılaştırıyoruz. Bu nasıl bir karşılaştırma? Ben Nolan N87'yi savunacağım. Ben de Kabarsistant savunacağım bugün. Nolan N87'nin çok iyi bir havalandırma teknolojisi var. Air Booster teknolojisi var. Ve dış kabuğu Lexan, yani polikarbon alaşımlı bir dış kabuğa sahip. Ama Nolan bunu geliştirmiş. Lexan adını verdiği bir tane dış kabuk yapmış. Şimdi onun dış kabuğuna ve işte bir iki özelliğine geçelim. Şimdi Kabarsistant İtalyan markası, aynı olan gibi. Bu da polikarbon malzemeye sahip olup yaklaşık aynı özelliklere sahip bir kastır aslında N87 ile. Havalandırma bakımından yine benzer havalandırmalara sahip. Çenesinde ve üst taraftaki iki havalandırması olsun. Üst kanallardan da hava girişi ve çıkışı sağlanıyor aynı şekilde N87'deki Evet. gibi. Ya bunun spoiler'ı sanki daha değişik, böyle hani Arka sarsıntıyı yapı biraz daha farklı. daha iyi engelleyebilecekmiş gibi görünüyor aslında. Olabilir yani, tabii ki Biraz daha olabilir. içeri gelsene. Yani en büyük aralarındaki en büyük fark aslında kafa yapısına uygunluk Evet, olabilir. bu Malzeme olarak da yuvarlak kafa yapısına sahip olan arkadaşlara daha iyi aynen, olacaktır. bu da çenesi yani yüzü biraz daha, nasıl diyeyim, dik ve Uzun. uzun çeneli arkadaşlara daha çok tavsiye edebileceğimiz bir modeldir. Çünkü çene kısmı gördüğünüz gibi çok geniş kalır N87'ye Uzun. göre. Aslında arka tarafı da bayağı uzun kafa Geniş, evet, yapısına bayağı göre. geniş. Ya yani biraz kasktan X-Large bir kask, hani biraz daha büyüktür. Ama şöyle içinde de bahsedeceğimiz özellikler olabilir. Bunun burun pedi mesela biraz daha küçük kalıyor. Hani ona göre, ona bakınca. Onun burun pedi bayağı geniş ve yukarıda. Evet, yani bu da buğuyu bayağı kesme özelliğine sahiptir. Ya bir tek şeyi bunun mesela Pinlock, pin evet. lock Hazır galiba, değil gelme, mi? evet. Pin lock hazır geliyor bunda. Yani N87'ler fabrika çıkışında direkt pinlock üstünde Evet. geliyor. O şekilde geliyor kasklar. Kabarsistant'ta ise pinlock yerimiz, pimimiz var ama maalesef pinlockla gelmiyor. Ekstra satın almanız gerekiyor Kabarsistant pinlockunu. Evet, bir de vizörlerinden bahsedelim. Evet. Vizörü şöyle İkisinin de açılıyor. güneş vizörü var. Evet, bunu da bir tek Kabarsistant'ta. hoşuma giden sanki böyle Kademeli, kademeli evet. açılıyor Evet. pinlock. Kademeli bir vizöre sahiptir. Onda bir tek Kabarsistant'ta da yok galiba, değil mi? yok, direkt Tek olarak. açılıyor. Ya açık ya kapalı Evet. şeklinde bir. Yani sonuçta ikisinde de iç pedleri gerçekten çok iyi Tabii tabii rahat, yapılmış. çok rahat. Çıkıyor, yıkanabiliyor. Rahat nefes alabilen iç pedlere sahipler. Tabii fiyatlarına gelmek lazım. Şimdi bunun 200 euroluk bir fiyatı var. Evet, renklisi 200 euro bir fiyatı var Kabarsistan'ta. Yani Nolan'a göre çok daha uygun aslında Evet, şu an. 270 euro. Yani aralarında neredeyse 300 liraya yakın bir fark var aslında. Ama hani Yani rahatlık konusunda Nolan çok daha önde olabilir. Bu aşikar yılların geldiği bir tecrübeyle, iç pedlerin o rahatlığıyla, yumuşaklığıyla. Kabert de kafa yapısına uygunluğuyla çok daha rahat eden müşterilerimiz oluyor burada da. Alt şeyine gelelim, bağlantılarına Ha, evet. gelelim. Alt bağlantıları mikrometrik. Bunun plastik böyle bir bakalit bir yapısı var. Bu da sanırım çelik alaşımı bir yapısı var. Yani bu da mikrometrik. Evet. Ve çenenizi yırtmasın diye bir tane daha bu bağlantının Evet. altında bir tane pet yapmışlar. Aynı Aynı şekilde onda şekilde da bunda var. da var. Bunda bir tek daha bir tane daha fark var. Intercom sistemine hazır şekilde geliyor. Yani Peki bunda şey var mıydı? Hoparlör yeri falan var mıydı? var Her var, şeyi. hepsi var. Evet. Nolanların çoğunda artık bütün intercom için gereken her şey hazır yani. Sadece yapıştırmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken olduğu için Nolan'da bu konuda çok kolay, en kolay kasklardan biridir hatta intercom Evet. takma konusunda. Ben bunun ağırlığına baktığımda bu tabii medium bir kask olduğu için 1420 gramlık bir kask. Sanırım bu çok daha hafif bir kask. Çünkü bu X-Large kask ama En büyük. 1500 gram bir ağırlığı var. Evet. Bir tık daha hafif olabilir bu kask. Ama çok, yani kafanızda çok net olarak hissedebileceğiniz bir Evet. fark yok. Yani biraz daha konik veya uzun çene yapısına sahipseniz onu seçebilirsiniz. Yuvarlak kafa yapısına sahipseniz bunu seçebilirsiniz. Aralarındaki fiyat farkı tabii hani sizin yüzünüze olup olmamasına da bağlı. Hani yüzünüze olmayacak bir kaskı boşu boşuna almanıza gerek Aynen yok. öyle, evet. Ya yani onun dışında hani fiyat farkı dışında pin lock farkı var. Biraz gramaj farkı var. Onun dışında çok fark yok gibi. Evet, çok benzer kaslar o Evet, konuda. çok benzer kaslar. Yani Nolan tercih etmek isteyen ve hani
hep Nolan'a alışık olan arkadaşlar ve kafa yapısı yuvarlak olan arkadaşlar bunu bunu seçebilirler. Şöyle bir şey de diyeyim. Bu mesela işte MCN Awards yani ödülü almış. Bir de Ride Magazine'in en çok satan kaskı olarak seçilmiş. Böyle bir özelliği daha var. Yani evet, Kaberk Stunt'ın reklam konusunda çok bir çalışması yok. Kaberk'in genel olarak hatta bu konuda çok bir çalışması bence eksik kalıyor. Hani bu fiyatına göre bence yani iyi bir kask. 200 euro esasında iyi bir fiyat yani bu kask. Ortalama için. Evet yani gerçekten sadece bir hani pin lock farkı. Evet, pin lock farkı diyebiliriz yani arasındaki yani kalite olarak tek fark için. Evet. Yani kafa farkı var, pin lock farkı var. Onun dışında çok da büyük farkları yok. Aynen öyle. Yani ben mesela LS2'nin FT2 Tron'unu kullanıyorum. Benim kafam da biraz konik ama çenem çok uzun değil mesela. O kask bana gerçekten çok iyi oturuyor. Ama mesela bir güneş gözlüğüyle giymeyi denediğimde, aslında onun vizörü var ama güneş vizörüyle denediğimde, güneş gözlüğüyle denediğimde böyle ön cama hafif dokunuyor. Ve hani biraz rahatsız ediyor. Evet. Hoşuma gitmiyor yani. Yani o kadar kafa fazla. Yapısına uygun kask evet. Almak da aslında evet. En önemli şeylerden yani çok biri. Çok yuvarlak değil, biraz garip bir kafa yapım var benim. Senin de mesela, senin de değişik bir kafa aynen. Yapım var. Biraz benim mesela şu kenarlar çok çıkıntılı. Benim de şu içeride. İçeride evet, yani biraz yamukluk var benim de. Yani bu bana olur mu çok emin değilim ama sanki bu daha iyi olacakmış gibi görünüyor. Özellikle bunu mesela burnu uzun arkadaşlar da kullanıyor. Çünkü yani. Öne doğru bayağı bir esniyor ve rahat size bir sağlamanızı sağlıyor. Evet, biraz daha rahatlık sağlıyormuş gibi görünüyor ama arkadan olur mu bilmiyorum. İstiyorsan bir de giyelim bunları. Giyebilir miyiz sence? Giyeriz. Medium bana olur mu? Valla benim medium bedenim hani X'ler doğru X'ler olmaz ama tabii. Neyse takalım artık. Takmışken. Evet. Takalım görelim. Bu bana biraz sıkı geldi mesela. Bana da biraz büyük geldi, bayağı büyük geldi. Büyük mü geldi çok? Biraz boşluklarımız mevcut. Ha, evet. Güneş vizörü şuradan kapanıyordu. Aynen. Burada da ben de şimdi açamıyorum. Evet. Evet. Bence güzel kasklar ya. Evet, fena ama değil. Ama bu bana kask. Sanki olmadı ya. Şuralardan şakaklardan filan şuralardan sıktı ya. Yani şöyle birkaç şeyden de bahsedelim bahsetmişken yani alın çevresi ve üstünde yapan hiçbir sıkma hiçbir zaman açmayacaktır. Bunu da arkadaşlara söylemek lazım. Bunu denedin mi hiç? Birkaç kere denedim evet. Ha, medium sana olur mu peki? Medium oluyor bana. Bir denesene bunu. Dur bakayım ben de bunu deneyim. Nasıl olacak? Küpeyi de çıkarmak lazım. Ya bu tabii bana cuk oturdu. Ama tabii böyle kaskın şurasına parmağınızı soktuğunuzda çok büyük boşluk olmaması gerekiyor. Yani rahat girmemesi gerekiyor. Ama bu tabii rahat girdi. Evet. Bayağı büyük bir kask aslında. Ama hani görünüş bakımından nasıl olduğunu siz görün diye seçiyoruz, giyiyoruz. Yani şu an mesela bu benim bedenim. Nolan'ın çok rahat olduğunu hissediyorum. Rahat bir kask yani kafamıza çok baskı yapmıyor aslında. Pedleri çok yumuşak, rahat etmemizi sağlıyor. Yani güneş vizörü kullanımı da çok rahat. Elinizi götürdüğünüz anda rahatça açıp kapatabiliyorsunuz. Hı hı. Ve aslında bir farktan bahsetmedik biz burada. Nolan N80'de çene pedi mevcutken bunda da mevcut. Fark değilmiş bu. O fark değil ya. Onda var diye biliyorum zaten. Bunda yani ikisinin de aslında büyük çene petleri var. Burun petleri de gerçekten büyük. Nolan'da biraz daha küçük yapılmış. Bir fark hissettim. Tabii hani benim kafa biraz daha konik. Bunun içinde medium olmasına yönelik biraz da tabii. Belki large olsa kafam sıkışmayacak ama tam şu tepe kısmından bayağı bir sıktı. Yani işte bu da mesela alın çevresi üstünden yapan hiçbir sıkma evet. Açılmayacaktır. O yüzden alın çevresinin üstünden yapan sıkan kasları almamanızı tavsiye ederiz. Evet. Baş ağrısına dönebilir kısa evet. Süre sonra. Ben bir de şeyi beğendim. Yani Kaberk Stunt'ta mesela elle idare edilebilen üst kanallar var. Ayrıca şu yanlarında hava kanalları var.
rahat çıkabilmesi için evet. Havanın. Diğer tarafında da var tabii. Ve sarsıntıyı engellemesi için mesela şurada ekstradan dışarıya doğru bükülmüş bir yer yok. Mesela ben Nolan N87'de onu beğendim. Güzel bir sanki yer. Sanki böyle yani rüzgarı rahatlıkla arkaya atabilmesini sağlamak için. Aerodinamik olarak evet. Gerçekten daha güzel. Sorularınız varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. YouTube kanalımız herkese açık biliyorsunuz. Yorumlara da açık. Mağazamızdan satın alabilirsiniz. Gelip kendiniz burada deneyebilirsiniz. Bu ay fuar ayı biliyorsunuz. Fuar ayı boyunca mağazamızda indirimler var. İnternet sitemizden de alabilirsiniz. Peşinde %5, %10 indirim kadar bir iskonto indirim yapabiliyoruz. Ama peşinde ve mağazada internette yapamıyoruz bunu. İnternette peşin ödemede %5 yapabiliyoruz. Yerimiz Bostancı Kartal Sokak'ta. Metronun ikinci çıkışından hemen sol ve sağ yaptığınızda sokak içinde bizi göreceksiniz. Hepinize iyi sürüşler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.